çözüm olacaktır. Biberlerimi ve domateslerimi doğramak istiyorum şöyle. Biberlerimizi kestikten sonra domatesimi şöyle dört parçaya bölüyorum. Şöyle. Şimdi kıymalı yoğuracağım. Bir tutam karabiber koyuyorum. Bir tutam pul biberi. Bir tutam tuz koyuyorum. Biz kıymamızı kuyruk yağıyla birlikte çektik. Bu tarz kebaplarda mutlaka kuyruk yağı veya kıymanızın yağlı olması çok önemli. Aksi takdirde istediğiniz, arzu ettiğiniz lezzeti alamazsınız. Şimdi sırasıyla malzemelerimizi şişlerimize saplayacağız. Önce domatesimizi bu şekilde saplıyoruz. Daha sonra kıymamızdan bir parça şöyle elinizle koparıp şöyle kıymamızdan bir parça saplıyoruz. Şöyle patlıcanımızı sırayla tekrar bu şekilde saplıyoruz. Tekrar kıymamızdan bir parça alıyorum. Onu da bu şekilde saplıyorum. Patlıcanımızdan bir parça daha alıyorum. Ve bir tane de sivri biberimizi saplayıp şimdi şişlerimizden düşmemesi için bir parça da kürdanımızı şuraya takıyoruz. Şimdi bütün şişlerimi aynı şekilde hazırlıyorum. Asıl sıra marifetli olan akıllı ızgaramızda. Öncelikle ızgaramıza bir su bardağı kadar yağ toplama haznesine bir su koyuyoruz ve haznemizi kapatıyoruz. Daha sonra kapağımızı açıyoruz ve şöyle bir aparatımız var. Bu aparat sayesinde şöyle gördüğünüz gibi mis gibi patlıcan kebabımız yaklaşık bir 10-15 dakika arası pişecektir. Kapağını da kapatıyorum ve pişmesini bekliyoruz. Patlıcan kebabımız pişti. Şimdi servis edilmek üzere. Gördüğünüz gibi nefis görünüyor. Siz de bunu evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Öyle. Afiyet olsun.